Hakkari Yüksekova'da önceki gün, eşi jandarma subay çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönerken, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, dün Şarkışla ilçe şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Hem eşini hem de öpüp koklamaya doyamadığı bebeğinin acısını yaşayan Serkan Karakaya, cenaze töreni ve kayınvalidesinin evinde dua okunmasının ardından bu sabah memleketi Kayseri'ye geldi. Melik Gazi ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. İdam bunlara kurtuluş olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, "Ben bunların idamına karşıyım," diyerek sözlerine başladı. "Sakın yanlış anlaşılmasın, idam bunlara kurtuluş olur, hafif olur," diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şöyle dedi, "Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla'da da konuştuk, idam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim, Türk milleti beni yanlış anlamasın, idama karşı olma nedenim, idam, o şerefsizlere en basit ve kolay ceza, idam. Onlara hafif kalır, 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam, ama, benim acım dinmeyecek, ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek, onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada şehit ailesine teslim edecekler, o zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım. Şehit anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı video. Dövmeyi oğlum deyo yumuşak yunecayapetirmişetim. Acılı baba, jandarma subay çavuş Serkan Karakaya, sol kolundaki şehit oğlunun adının yazılı olduğu dövme yılı ilgili de, kolumdaki dövmeyi Uşak'ta çalıştığımda oğlum doğunca yaptırmıştım, o ve sevgili eşim benim hep yüreğimde olacaklar, dedi, Serkan Karakaya eşi. Nurcan'ın doğum gününün 11 Ağustos olduğunu belirterek, olay günü yaş günü için değil, ziyarete gelmişti, diye konuştu.